Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta camızlarıyla, kuzularıyla, koyunlarıyla ve tertemiz havasıyla ünlü Kayseri'nin incisi Hacılar ilçesinden sesleniyor. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Şu anda Hürmetçi Sazlığı'ndayız. Burası milli parklara ait ve sit alanı, korunuyor, korunmaya devam ediyor. Çünkü yüzlerce hayvana ev sahipliği yapıyor. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi koyunlar, kuzular, keçiler, camızlar, atlar ve tabii ki burada birçok hayvan otlardan faydalanıyor. Bizler de onların hem etinden hem de sütünden faydalanıyoruz. O meşhur manda yoğurtları da, hacılara özel, hacılara has manda yoğurtları da işte arkamda görmüş olduğunuz mandaların, camızların sütünden elde ediliyor. Burası camızlar için eşi benzeri olmayan bir bölge diyebiliriz ve tabii ki Kayseri'nin turizm alanındaki en önemli kazanımlarından bir tanesi olan yılkı atları da yoğunlukta olarak bu bölgede yaşıyorlar. Yine arkamıza döndüğümüz zaman kameraman arkadaşımın hemen sağına, benimse soluma düşen bölümde yılkı atlarının orada otladığını görüyoruz. Hürmetçi Sazlığı yüzlerce hayvana da ev sahipliği yapıyor. Burada hayvanlar verimli arazilerde otlanıyorlar ve bizler de onların hem etinden hem de sütünden ve tabii ki bir de ek olarak onların görselliğinden faydalanıyoruz. Eğer yılkı atlarına merakınız varsa, manda yoğurdunu seviyorsanız, manda yoğurdunu tatmak istiyorsanız tabii ki durağınız Kayseri'nin Hacılar ilçesi olmalı. Hacılar ilçesinde de Hürmetçi mahallesi olmalı. Şu anda tekrarlamak istiyorum. Hürmetçi Sazlığı'ndayız. Burası sit alanı, milli parklara ait ve tabii ki korunmaya devam ediyor. Tam bir doğal güzellik, uçsuz bucaksız bir yeşillik görüyorsunuz. Hacıların temiz havasıyla hayvanlar bu eşsiz topraklarla buluşarak bizlere muhteşem ziyafet çektiriyor. Hürmetçi Sazlığı'nda gezintimiz devam ediyor ve işte camızların, mandaların en sevdiği yerdeyiz. Arkamızda koca bir su kütlesi ve bir bataklık var. Biliyorsunuz camızlar bu bataklıklara girerek çamura bulanıyorlar, ıslanıyorlar. Ama tabii ki lezzetli sütlerinin, lezzetli yoğurtlarının da ana kaynağı işte bu çamurdaki vitaminler, mineraller. Arkamızda görüyorsunuz hem buradaki suyu içiyorlar hem de buraya girerek ıslanıyorlar, çamura bulanıyorlar. Başlarındaki çoban abilerimizi görüyorsunuz. Kendileri arkadaki bu koca sürüyü atlarla kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Tabii ki camızları durdurabilene aşk olsun. Ne durdan anlıyorlar, ne ehten anlıyorlar. Bazen çüş dediğinizde size kulak verip dinleyip duruyorlar ama herhalde yaptıkları iş oldukça zor olsa gerek. İşte görüyorsunuz kocaman bir sürüyü böylesine bir insan bir atla yönetmeye gayret gösteriyor. Eğer yolunuz hacılara düşerse, buradaki bu muhteşem doğa harikasını, bu muhteşem atmosferi görmeden ayrılmayın. Efendim şu anda manda yoğurdu üretim tesisindeyiz. Yanımızda Ayşe ablamız var ama içeri girmek için önce hijyenik koşullardan geçmeniz gerekiyor. Hani bu sağlıklı, böyle bıçakla kestiğimiz, afiyetle yediğimiz o meşhur anlatılan manda yoğurtları işte arkamda gördüğünüz bu tesiste yapılıyor. Tabii sofralarımıza ulaşana kadar da bin bir türlü emekten, bin bir türlü zahmetten ve zorluktan geçiyor. Normal bir insan burayı ziyaret etmek isterse kapıları sonuna kadar açılıyor. Fakat tek şartla hijyen ve temizlik kurallarına uymanız gerekiyor. Ayşe abla ne yapacağız şimdi? Buradan kalaş alıyorsunuz ayağınıza. Önlüğümüz var, bonemiz var. Takıyoruz. Öyle içeri. Öyle içeri giriyoruz değil mi? Burada dezenfektanımız var. Evet. Onu da açıp öyle giriyoruz içeri. Peki, o zaman şimdi başlayalım. Efendim işte sütün yolculuğu, yoğurdun yolculuğu, manda sütünün yolculuğu buradan başlıyor değil mi Ayşe abla? Evet evet. Bizim buradan Saraycık, Develi ve bu köyden süt gelir buraya. Bir tonluk tankımızın içine alırız sütü. Oradan basınca buradan gelir tankımızın içine. Buraya doluyor değil mi? Arkamızda gördüğümüz hazneye. Şöyle Duygu sen birkaç adım daha at. Bu haznemizi görelim. Bu nedir? Bu bir tonluk süt tankımız. Burada pişiyor sütümüz. Gelir buradan basınca buraya. İçi de oldukça zaten hijyenik koşullarda tertemiz bir şekilde yıkanıyor değil mi? Evet, evet. Kimyasallarla falan yıkanıyor. Ondan sonra burada pişiyor. Şimdi içeriden girdi süt. Şu boru yardımıyla görüyorsunuz. Bunun içine doldu ve burada ne oluyor? Pişiyor. Pişiyor. Buradan evet, bu buhar kazanımız zaten. Buradan açarız düğmeleri. Buradan su ısınır. Tankımıza evet buharda pişer sütümüz. Piştikten sonra? Piştikten sonra tabancamız var zaten. Burada 94'ü görünce sütümüzün piştiğini anlıyoruz. Evet. Kaynıyor zaten. Oradan tabancayla çekeriz. Burada şeyimiz var. İnkübasyon odası. Evet. Ne işe yarar peki bir inkübasyon odası? Sütlerimizi doldururuz. Burada kaymak tutmasını bekleriz yüzüne. Sıcacık bir oda. Evet. Kaç derece? Bura mı? İşte 41 derece falan. Vallahi içeriden evet. Ateş püskürüyor. Evet. Şöyle bir adım atalım. İçerisi de içeride süt kokuyor. Zaten saf yoğurtlarımız var şu an. Bu yoğurtlar yoğurt olmak üzere daha doğrusu kaymak tutsun diye için. Mayalanmak için mayasını vurduk. Burada kuruyor. 45 derece olunca mayasını vuruyoruz, içeri alıyoruz. Daha sonra yoğurtlarımız 2 saat işte pH'sı 4.60 falan olana kadar duruyor burada. Burası da sütlerimizin, yoğurtlarımızın dinlenme odası. Yoğurtlarımızı tuttuktan sonra bu dinlenme odasını alıyoruz buraya. Buraya alıyoruz. Ne kadar dinleniyor? 10 dakika. 10 dakika dinlendikten sonra? Soğuk havamız var burada. Buradan içeriye geçiş yapıyoruz şöyle. Standlarımızla. Orası ne kadar sıcaksa burası da o kadar soğuk, dondurucu bir soğuk var burada. Ne diyor? Bacaklarınızı kaldırın diyor, yükü belinize almayın diyor. Uyarıcı levhalarınız da burada mevcut. Meşhur Hürmetçi yoğurdu evet. Burada hazır hale mi geliyor? Evet evet, burada safımız, karışık yoğurtlarımız burada. Peki ne kadar sürüyor bir süt girdikten sonra yoğurt olması? Valla 45 derece olana kadar sabah geliyor zaten. Piştikten sonra 45 dereceyi gördükten sonra maya vuruyoruz. Soğuduktan sonra 2 saatte işte 4.60'da falan mayası tutuyor. Aynı gün içinde yoğurt yapabiliyor musunuz? Evet yapıyoruz. Bu teknoloji sağlandı. Evet evet. Peki daha sonra buradan soğuk hava deposundan da satışa mı gidiyor? Bir gün sonra duruyor burada. Böyle kasalanıyor, paketleniyor. Satışa gidiyor. Buradan da yolculuğumuz bitiyor değil mi Ayşe abla? Buradan açıyorsunuz, yükleniyor ve meşhur Hürmetçi'nin yoğurtları kasalanıp gidiyor. Hemen arkamda görmüş olduğunuz sulak alanda görüyorsunuz. Kah uçuyorlar, kahsa suyun üzerinde izleyenlere görsel bir şölen yaşatıyorlar. Fotoğrafçılar, fotoğraf meraklıları ve tabii ki bu muhteşem hayvanları gözlemlemek isteyen vatandaşların da uğrak noktası Hürmetçi Köyü olmuş durumda. Vatandaşlar buraya geliyorlar, adeta kamp kuruyorlar ve burada flamingoların eşsiz dansını bir kez daha ortak olmuş oluyorlar. Bir daha ne zaman mı gelecekler? Tabii ki önümüzdeki sene bu zamanlarda baharın gelmesiyle, toprak ananın bir kez daha uyanmasıyla ve tabii ki ağaçlar çiçek açmaya başladığında flamingolar yeniden Kayseri'de olacak ama izlemek istiyorsanız henüz geç değil. Hala Hürmetçi'ye gelerek bu muhteşem doğa harikasına sizler de ortak olabilirsiniz. Evet 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndayız ve burası hacılara gelirseniz uğramanız gereken bir nokta. Zaten hacılar meydan sayabileceğimiz bir yerde bir sosyal yaşam alanı yürüyüş parkurlarıyla piknik yapma yerleriyle şu an akmasa da güzel şelalesiyle ve tabii ki çocuk oyun alanlarıyla ailenizle birlikte çıkıp gelebileceğiniz, keyifli ve hoş vakit geçirebileceğiniz bir yer. İşte görüyorsunuz şelale aktif olduktan sonra buradan su akacak ve bu köprülerle de yolun diğer tarafına geçiş güzergahınız sağlanacak. Kamelyaları var, piknik alanları var. Gerçekten güzel bir nokta ve tabii ki oksijenimiz, nefes almamızı, ciğerlerimize temiz hava doldurmamızı sağlayan ağaçlarla da donatılmış durumda. Malum biliyorsunuz hacıların neyi meşhur diye sorduğumuzda aldığımız en çok yanıt havası oldu. Bu tertemiz havayı bir de 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda ciğerlerinize doldurabilirsiniz. Eğer yolunuz hacılara düşerse uğrayacağınız noktalardan bir tanesi de hiç kuşkusuz ki bu sosyal yaşam alanı olmalı. Efendim göller bölgesindeyiz ve hemen yanı başımızda Uzungöl bulunuyor. Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı, tam manasıyla bir doğa harikası diyebiliriz. Çünkü yemyeşil ağaçların, ovaların içerisinde gerçekten saklı kalmış bir cennet gibi adeta. Hacılar Belediyesi'nin de burada güzel bir çalışması olmuş. Doğa bozulmadan, bu alanın kendi yapısına el değmeden bu şekilde banklar yerleştirilmiş. Gelen vatandaşlar otursunlar, rahatça pikniklerini yapsınlar, sohbetlerini etsinler, aile oturmalarını gerçekleştirsinler diye Hacılar Belediyesi de burada güzel bir çalışmaya imza atmış. Ama tekraren söylüyorum, kesinlikle buranın doğal alanı en ufak şekilde bozulmamış. Belediye de burada doğal alanı hiç ellemeden böylesine ağaçlandırmış, renklendirmiş, şekillendirmiş ve siz de burayı şenlendireceksiniz inşallah. Bu doğal ortamı görmenizi tavsiye ediyoruz. Tabii ki tekraren söylemek istiyorum. Hacılar dediğimiz zaman hiç kuşkusuz ki en büyük özelliği bu tertemiz, mis gibi havası ve Uzungöl'de de bu tertemiz havayı ciğerlerinize doldurabiliyorsunuz. Yolunuz buraya düşsün. Düşmeli en azından. Kayseri gibi denize en uzak, kendine en yakın denizin 300-350 kilometre uzaklıkta olduğu bir şehirde insan suyu özlüyor, suyu görmek istiyor, bazen suya dokunmak istiyor. Uzungöl bunun için doğru bir adres. Yeşil alanlarla, ağaçlık bir alanda ve tabii ki kuş cıvıltılarının arasında bu eşsiz manzarada sizler de mangal yapabilirsiniz, çayınızı içebilirsiniz, sohbet edebilirsiniz. Ama bir dipnot geçmek istiyorum. Doğayı kirletmeden, doğanın bize bahşettiği güzellikleri ondan almadan kullanalım burayı. Çöplerimizi çöp kutularına, poşetlere getirdiğimiz gibi şehre geri götürelim. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta muhteşem havası, Hürmetçi Sazlığı ve Erciyes Dağı'nın eteklerindeki saklı cennet Hacılar'dan seslendi. Efendim, önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.